Hadi alın kızları bakalım. Ben Aytaç Pekçiler. Bu işe gönül veriyordum ben. Dededen kalma bir işti ama babalarımız bu işi bırakmıştı. Sonra ben kendim yeniden canlandırmak istedim. Günümünde dedim babama ya ben bu işi yapacağım dedim. Ama tabii sermayem yoktu o zamanlar. Sonra elimize de babamın 10 küsür bir hayvanı vardı. Dedim ben kredi kullanacağım, hayvancılık kredisi ama benim işletmem yok. Babamın üzerinden devam edeceğim dedim. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var. Projesi diye bir proje duydum ben. İlk başvuran bendim bunu ilimizde. Başvurdum. Onunla bismillah dedik. Allah da yardım etti. Bugünlere kadar geldik. Benim başlangıçta 10 tane keçim vardı. Yani keçi de değildi. Oğlak da aslında. Ondan sonra köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var. Projesinden 100 tane koyunum oldu. Yavrulattım. Onları projeye sattım. Tekrar anaç koyun bıraktım. O günden bugüne Allah'a şükür çığ gibi büyüyerek gidiyoruz. Sabah gözüm ben açtığım gibi kendimi burada buldum. Şey yapmıyordum yani hani yorgun olayım. Kalkmayayım yoktu bende. Bayram sabahı gibi der sabah benim için. Her sabah işimin başına geldiğim için kalktım, şükrettim. Hala bile hayal edemediğim şeylere sahip oldum ve bunlara hala inanamıyorum. Her gün şükrederek kalkıyorum. Yaklaşık 2000 üzerinde hayvana sahibim ben şu anda. Ama gitgide tabii bu büyüyor, daha da büyüyeceğiz. Hedefim 5000 anaç küçük başa ulaşmak. Ben burada bu üretimi yaparken normal standartların üstünde yapmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Ben planlı üretim yapıyorum. Hayvanların tedavisinde yani böyle kriz odaklı değil de önleyici veterinerlik kullanıyorum. Hayvanlarımız çok şükür ölüm oranımız çok düşük, üretim kapasitemiz yüksek. Bu şartlar altında kısa bir süre sonra hedefe ulaşacağımı düşünüyorum. Benim başladığım günden bugüne kadar devletsiz tek adımım olmadı. Büyüyemezdim yani büyümek değil başlayamazdım. O gün başladığım bugüne kadar hala devlet desteği var. Hala devlet desteğiyle büyüyeceğim. Ben devlet aslında devlet olarak algılamıyorum. Bu adamın babasının yapmadığı işleri yapıyor devlet şu anda. Bütün hibeler, destekler. Ama sadece hani destek okuyabilirlik, proje okuyabilirlik, devlet destek sunuyor ama işte bunu okuyabilmek önemli aslında. Desteği nerede kullanacağını, mantıklı kullanım önemli benim için. Başladığım günden bugüne kadar hiç desteksiz ve devletsiz bir işim olmadı benim.